hafızası projesi kapsamında bugün Hasan Bey'le birlikteyiz. Öncelikle teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Zahmete katlanmışsınız, geldiniz. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz mutlu olduk burada olduğumuz için. Şimdi öncelikle Hasan Bey, biraz çocukluğunuzdan bahsedelim. Yani nerede doğdunuz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz, İstanbul'a gelmeden önceki serüveniniz neydi? Evet, şimdi memleketimiz Artvin. Akın, Yusufeli. Yusufeli'nin Kılıçkaya diye bir kazası var. Eski ismi Ersiz, sonra Kılıçkaya yapmışlar. Kılıçkaya'da doğduk. Orada büyüdük. İlkokula orada devam ettik. İlkokul bitti. Şimdi bütün arkadaşlarım okumaya gittiler. Kars'ta Cilavuz Mektebi var, öğretmen okulu. Orada okuyorlar. Babam beni göndermiyor. Ben başladım ağlamaya, sızlamaya. Baba beni de gönder. Çünkü ben de İyi bir talebeydim. Yani öteki arkadaşlarım, kazananların hepsinden hemen hemen iyiydim. Hepsi gitti, kazandılar. Babam beni göndermedi. Sonra ben çok ağladım. İşte dedelerimi devreye soktum falan. Dedelerim biraz şey yaptılarsa da babam dayatmaya girdi. Olmaz dedi. Ben dedi onu göndermeyeceğim bir yere. Sonra bana şöyle bir şeyde bulun dedi ki oğlum gel otur bak dedi. Oturdu. Bak dedi. Oğlum dedi sen gideceksin. Bizim oraların tabirinde kullanabilirim değil mi? Tabii tabii, istediğiniz gibi. Gideceksin. Orada okuyacaksın dedi. Urus olacaksın dedi. Urus bizim oralarda yani dinsiz manasına gelen bir şey. Böyle olacaksın dedi. Öğretmen oldun dedi. Alacağın maaş dedi 30 lira. O zamanki maaşlar 30 liraydı. Ben sana dedi askerden geldikten sonra dedi bu köyümüzde bir dükkan açacağım dedi. 900 hanelik bir köy. Yani 7 mahallesi var. Burada dükkan açacağım çarşıda dedi. Sen dedi en az 5 öğretmene bedel para kazanacaksın burada dedi. 1. 2. Memleketini terk etmemiş olacaksın dedi. Burada kendi arazimizle, kendi yağımızla kavrulacağız. Daha iyi olacak dedi. Babam baktım ki çok makul ya çocuğum ama babamın o şeyi hoşuma gitti. Ha, ben dedim davaları satıp dükkan açacağım dedi. Sen askerden gel açacağım. İyi peki dedim o zaman. Biz büyüdük askere gittik. Askerliğimi acemi dönemi Denizli'de geçti. Denizli'den Maraş'a geldim. Maraş'ta tam tesisatımı teslim edeceğim. Yüzbaşı sen bizim birliğe birinci bölge, evet birinci bölgeye geldin. Sen dedi İstanbul kaç defa fethedildi dedi. Ben böyle şap diye 1453'te dedim. Tamam dedi çantanı bırak dedi hemen şu arabaya bin dedi. Ne oluyor bilmiyorum. Çantayı bıraktım emir, asker. Bindim arabaya. Çavuş kursuna gönderdiler beni hemen orada. Çavuş kursuna gittim. Çavuş kursunda bir takım hadiseler yaşadık. Onları anlatmayayım. Çok enteresan hadiseler oldu. Neyse bizim çavuşluğumuzu vermezlerdi falan filan derken Allah komutanı çok ciddi bir insandı. O beni bir dinledi. Ondan sonra bizim haklılığımızı gördü. Bizim çavuşluğumuzu yakmadılar. Verdiler. Geldik. Çavuşluğumuza devam ederken o arada beni depo çavuşu yaptılar. Depo çavuşluğuna devam ediyorum. Bir gün yüzbaşı alay komutanı çok büyük telaşla böyle sağa sola telefon ediyorlar, tesislerle konuşuyorlar falan. Yüzbaşı da beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Yüzbaşım nedir telaşınız dedi. Dedi ki Hasan sorma dedi. Ne oldu dedi. Dedi ki bu teğmene söz verdik dedi. Hanımı geliyor dedi. Hanımı da avukat, o teğmen de avukat İstanbul'da. Yer bulamıyoruz, yatacak yer bulamıyoruz dedi. Bulamıyorsanız, ben bulayım dedim. Nasıl? Söyleyin dedim, kışlada yatmak isterse ben size hemen yer bulacağım dedim. Teğmenim, teğmenim gel dedi, gel. Bak Hasan ne diyor dedi. Böyle bir yer bulursa dedi, burada yatacağım dedi. Dedi ki yatacak yer olsun da neresi olsun olsun fark etmez dedi. İyi dedim, hemen 5-6 asker aldım. Onlardan onlara eğitime gittiler. Deponun tuvaletli odası vardı. Oraya bir tane şey taktım. Söyle adını, su.
Bak bizden gelmez o da. Işık mı? Yok yok. Banyo yapabilmeleri için. Şofben. Hemen bir şofben yaptım oraya. Yaptım, taktım. Oraları temizledim. Karyolar getirdim dışarıdan. Aldım, süsledim, püsledim. Sünnet odası gibi yaptım. Karyolar, çarçaflar falan filan. Eğitimden döndüler. Yüzbaşı geldi. Oraya bir baktım. Böyle. Hasan, bu ne? Bu ne? Bunları nereden buldun? Ya yüzbaşı, bunlar hepsi levazımda var. Levazıma getirdim, işte yaptım falan. Bir türlü bunu kabullenemiyorlar. Nasıl yaptın diyorlar bunlar falan. Albayım, albayım, hele buraya gel dedi. Albay geldi. Albay da şaşırdı. Oğlum burayı nasıl yaptın dedi. Ya albayım her şey vardı, yaptım işte dedi. Ondan sonra dedi ki, ister benden ne istiyorsun dedi. Dedim albayım ben askerim, ne isteyeceğim size, bir şey istemiyorum dedi. İzinli kullandın mı? Kullanmadım dedim. Peki sana bir ayda mükafat veriyorum dedi. İki ay. Ya albayım bizim memleket çok uzak dedi. Yani gitmek gelmek bayağı bir problem olur. Yok dedi. Para salyonuna parası marası hepsi bana ait dedi. Yol masraflarında ben yok dedim albayım ondan değil dedim. O param var dedim. Ama dedim çok uzak dedim. Gidiş geliş sıkıntı olur dedim. E sonunda yaparsan bana böyle bir iyilik yap dedim. Tamam lan hatırlat dedi sonunda vereceğim. Derken işte askerlik bu. Kıbrıs hadiseleri çıktı. O Kıbrıs hadiselerinde biz işte Silifke'ye gittik, Anamur'a gittik. Askeri eğitimler yaptırdılar, deniz eğitimler yaptırdılar falan. Kıbrıs'a hareket emri geldi. Gemilere bindik. Limecelere dağıttılar. Takım takım. Hücuma geçtik. Tam Kıbrıs'a çıkacağız. Yaklaştık ve 300 metre kalmamıştı denizde. Zaten 250-300 metrekare hepimizi denize döküyorlar bizi. Yüzme, o 110 kiloluk silahlar sırtımızda bize çocuk oyuncağı geliyor falan. O kadar bizi yetiştirdiler ya. Derken asker geri dönsün diye bir emir geldi. Hadi asker geri dönmüyor. Bir yılın mücadele neyse döndürdük askerler geldik geri. Döndük tekrar birliğimize geldik. Ve askerliğim dolmak üzereydi. İşte izin mükafat verilirse bir ay kalıyordu. O arada yarbay geçiyordu ya. Yarbayın ya da selam verdim önünden geçerken. Hasan Çavuş buyurun yarbayım dedim. Senin dedi günün ne alemde dedi. Ne kadar kaldı dedim ki. Eğer albayıma verilen mükafat sayılacaksa bir ayın kal dedim. Ulan o bir ayı da ben verdim dedi. Erkenden bitmiş oldu. Erkenden. 65'in son aylarında ben askerliğim bitti. Sonra nereye döndünüz askerliğe? Ondan sonra o arada işte o Teğmen gelmişti ya. Hanımı geldi evet. Orada kaldılar ya. Hanımı işte ben ne tahsilim var ne diyor nasıl onları soruyor. Ben diyorum ya benim ilkokul tahsilim var. Bir başka tahsilim yok. Yok ilkokul tahsil bunu yapamaz diyor. Ya bunda bir şey yok ki ne var bunda yapılacak diyor. Sen dedi İstanbul'a gelir misin dedi. Yani iş bulsam dedi. Vallahi iyi bir iş olursa gelirim dedi. Neyse geldim İstanbul'a. Ankara'da kız kardeşim var. Orada yatacağım bir gece. Ertesi günü buraya geleceğim. O arada abim oraya geldi. Ankara'ya geldi kız kardeşim. Orada karşılaştık. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe lügatı vardır. Kalın bir lügat. Onun İstanbul bayiliğini yapıyormuş abim. İşte lügat alacağız. O zaman Berebe'ye gidelim İstanbul'a dedi. Peki dedim. Gittik. O baktım beşer tane paket yaptırdı. Niye beşer tane dedi. Param bu kadar dedim. Yok dedim bende çok para var dedim. Bayağı param var. Sığara içmediğim için o verilen sığara paralarını ben biriktirdim. Elbisemi aldım, yol paralarım var param ya. Alalım dedim kaç tane şey yapıyorsa. Dedi ki ancak götürürüz. Yok dedim ben 10 tane götürürüm dedim. 10 tane paket yaptım. Bir tanesi 1 kilo 100 gram geliyor. Neydi ben için genç delikanlı. Hemen 10 tane peki. Fethiyeloğlu abim itiraz ettiyse de o dedi ki ya sana ne dedi. Bak adam götüreceğim diyor sana ne dedi. Falan neyse aldık geldik otobüse bindik Ankara'ya geliyoruz. Şey İstanbul'a geliyoruz. Yolda abim dedi ki ya dedi İstanbul'a niçin geliyorsun falan. Böyle böyle bir iş var. İşte ne? Polis levazımatı şefi.
tayinim yapılmış. Meğerse o avukat hanım kızın babası emniyet amiriymiş. Babası emniyet amiri. İstanbul'da emniyet amiri. Şimdi isimlerini unuttum da avukatın ismi hatırlamadım ama ötekilerini unuttum. Orada işte işe yaralamışlar. Bana haber gönderdiler. Ben de artık buraya geliyorum. Yani, o işe geliyorum. Abime dedim ki işte böyle böyle iş var oraya gidiyorum dedim. Ya dedi benim de adama ihtiyacım var dedi. Dedim ki babaların olmadığı yerde büyük abi baba hükmündedir. Benim hukukumu korursan seni tercih ederim dedim. İyi dedi anlaştık geldik İstanbul'da. O dükkanı Beyaz Saray'da açmış. İlk defa 1965'te açmış o da dükkanı. Parası yokmuş biraz borçla açmış. Dedi ki %65'i benim olsun, 35'i senin olsun öyle bir ortaklık yapalım. Sen bilirsin dedi. Öyle bir ortaklık yaptık. O Bahar Yayın Evi olarak kurmuştu. Bahar Yayın Evi olarak epey seneler devam etti orada. Biz orada bu işe başladığımız zaman dini kitapçı olarak biz varız. Bir de depo var. Deponun sahibi de Eser Yayınları var Halde Eser. O depo olarak kullanıyor da. Diğerleri ayakkabıcı var, efendim marangoz şeyi var, mobilyacı var, film şirket şeyleri var, terlikçiler var. Böyle beyaz şey kapalı çarşı yandıktan sonra bir süre esnaf buraya taşımış öyle. Kitapçı olarak bir de sol neşriyat var. Onlar da orada falan. Öyle bir durum karşısında orada devam ettik. Şimdi ilk İstanbul'a geldiğinizde yıl kaçtı bu abinizin? 1965. 1965'in son ayları. Hangi yayın eviydi abinizin? Bahar Yayın Evi'ydi. Beyaz Saray'da Bahar Yayın Evi ilk defa kuruluyor. Sonra 5-10 sene sonra abimle ayrılalım dedik. Şimdi sen bilirsin dedik. Ayrıldık. Ben Gonca Yayın Evi'ne aynı yerde yine arka tarafta 3 tane dükkan depomuzdu. Oranın yarısını bana verdi. Orada ben Gonca Yayın Evi'ni başlattım. Orada öyle başladık. Gonca Yayın Evi öyle devam etti. Devam etti. Gitti. Buralara kadar gittik. Gonca Yayın Evi orada Beyaz Saray'ın sahibi şeydir. Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz bir ara geldi işte biz irticacı olarak bizi değerlendirdiler falan. İşte başbakanın yerinde nasıl irticacılar bulunmuş. Bizi oradan 15 gün içerisinde sepetlediler. Attılar bizi. Sonra da burası boştu bu Gümlü İş Merkezi. Burası düğün salonuydu çok eskiden. Düğün salonundan sonra bu şeyler açılınca, kapılar açılınca buralar hep şey oldu. Esnaf oldu. Daha çok elbise türü şeyler satıyorlardı. Onlar da bir ara boşaldı burası. Sonra kitapçılar doldu. Şimdi 40 tane kitapçının tamamı buraya geldik. Burada devam edip gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Şimdi tekrar geriye dönelim o halde. 1965'te geldim dediniz. Evet. Abinizin yayın evinde ilk Beyaz Saray'da bulunuyoruz. İlk geldiğinizde orada nasıl bir ortam vardı? Biraz anlatabilir misiniz? Tek kitapçı olduğunu söylediniz ve evet, diğer esnaf vardı. Daha sonra işte kapalı çarşının yanması ve kitapçıların... Kapalı çarşı daha evvel yanmış. Biz gelmeden evvel yanmış. Bizden evvel orası dolmuş. İşte kitapçılar var, mobilyacı var. Biz bir tane yani dini kitap evi olarak abim açmış orada bir tane. Ben de onun yanına gelince orada öyle devam ederken bu sefer yavaş yavaş boşalan yere biz kitapçıları tavsiye ettik. Yani o konuda bayağı bir şey verdik biz yani uğraşı verdik. Bütün arkadaşlar işte İrfan Yayın Evleri, bütün çeşitli yayın evleri, Sebir, Kadir Mısıroğlu falan hepsi o zaman oraya geldiler. Aşağı yukarı 40 tane dükkan kitapçı oldu falan. 70'lere doğru aslında 70'lere daha kitapçılar. Doğru, hemen hemen orası doldu. Peki o daha önce geldiğimizde sol yayınları da vardı diyorsunuz. Onlar yani gittiler. Ne tarafa doğru? Onlar yani daha çok zenginleştiler onlar. Böyle büyük yerler tuttular Cağaloğlu'nda falan. Oralara gittiler. Şimdi biz, o Beyaz Saray bizim için oldukça önemli. Çünkü evet, yayıncılığı konuştuğumuzda hikayemiz sürekli Beyaz Saray'a evet dönüyor. Çünkü aslında biraz İslami neşriyatın ortaya çıktığı, yayıldığı yerler.
Siz de söylediniz Kadir Mısırlıoğlu'nun da yayın evi oradaydı. Başka kimler vardı? Neler yapılıyordu Beyaz Saray'da? Şimdi orada Tohum diye bir dergi vardı. Evet. Tohum, bu İmam Hatip talebelerinin kurmuş olduğu Tohum. Hemen benim bitişimdeydi o. Onu da ben aracı oldum, tuttum yani. Orayı da onlara ben şey yaptım. Sonra işte Çile yayın evi geldi. O Çile yayın evine yine bizim deponun bir tarafında bir dükkan vardı. Orayı verdik o zaman ona, arkadaşa. Orayı verdik derken Çelik yayın evi geldi. İşte Sinan yayın evi geldi. Kadir Mısıroğlu geldi. Ders Saadet Kitap Evi diye İbrahim Subaş hocamız diye meşhur bir hoca vardı. O geldi. O hep antika kitaplar satardı. Eski Arapça kitaplar satardı. Diğerleri Türkçe kitaplar. İşte Eser Kitap Evi'nin orada yeri vardı. Demir Kitap Evi geldi. Efendim Sabri Dereli arkadaşımız vardı. Ya bakken kitap evinin adı ismi gelmedi. Zahir! Efendim Sabri Dereli'nin kitap evinin ismi neydi? Tuğra Neşriyat. Tuğra Neşriyat geldi. Efendim şey Yusufların Hisar. Hisar. Niçin böyle şey yapıyorum, bocalıyorum? Bana bir şey oldu böyle, unutkanlık geldi. Birden isimleri söyleyemiyorum, sonra yavaş yavaş söylüyorum. Hatırladık. Başka Pınar Yayın Evi, İrfan Yayın Evi, Arslan Yayın Evi, Huzur Yayın Evi. Peki bunlar, onları daha sonra yani hatırladıkça yine ifade edersiniz isimleri muhtemelen hafızanıza gelecektir. Evet. Nasıl yayıncılardı? Yani çoğu İslami yayıncılıkta ama... Bunlar hepsi İslami yayıncılardı. Hepsi İslami yayıncılar. Hep dini kitaplar çıkardılar. Hı hı. Yani başka herhangi bir neşriyat yapmadılar. Tamamen dini kitap üzerine. Peki kitle nasıldı? Yani buraya gelen kitle nasıldı? Orada nasıl bir alışveriş vardı? Orası çok muazzamdı. Orada müthiş alışveriş yapardık. Ve güzel iş yapardık. Yani... Orada mesela akşamları ben bütün kolileri bağlamadan evime gitmezdim. Böyle koli kitaplar, bağlar gönderdim. Buraya geldik, şimdi ayda bir tane koli bağlayamıyoruz. Yani eski işlerle bugünkü işlerin arasında çok uçurum var. Ama niçin? Şuradan kaynaklanıyor. Mesela o gün 11 tane kitapçı vardı, yayıncı diyelim. O 11 yayın çoğala bugün 2000 tane İstanbul'da yayıncı var. Ankara'da var, Konya'da var, Trabzon'da var, Erzurum'da yayıncı. Sadece kitapçı değil, bir de yayıncılar var. Sonra buralarda hep kitapçılarda. Ulanca tam hem bu dağılıverdi, hem de o günkü gençlikle bugünkü gençliğin arasında uçurumlar var şimdi. O günkü gençlik kitap okuyordu. Niçin okuyordu? Sağ sol kavgaları vardı. Bilinçlenmek için. Solcular sol kitapları okuyorlar, sağcılar sağ kitapları okumakla, çünkü çarpışıyorlar, mücadele ediyorlar ya, illa okumaları gerekiyor. O dönemlerde müthiş kitap okunuyordu. Bastığımız kitap en az 5000 adetti. En az 5000 adet. Bugün 1000 tane basıyoruz, seneler gidiyor. Seneler sürüyor. Ama o gün 5000 kitabı 3 ayda bitiriyordu. O gün satış da büyük bir şey. Ha, o gün şey biraz daha belki okuyucu az ama okuyucu vardı. Bugün belki çok yayıncılar çoğaldı, kitap çoğaldı ama okuyucu oldukça düştü. Bizi peşten ediyor. Allah devletimize zeval vermese de şunların önüne bir şey yapılsa. Ben çocukken radyo çalardı de, değil mi? Radyo, eskiden radyo vardı. Saat 12'de kesilirdi. Böyle bir sistem gelmesi lazım, bir şey yapılması lazım. Ya bugün 3 yaşındaki bir çocuk televizyona bağımlılık, aman yarabbi, alamıyorsun, uyumuyor çocuk. Uyumuyor, cep telefonu. Benim bir torunum var şimdi 3 yaşında. Annesi babası biraz sıkı duruyor işin üzerinde. Bana geliyor, dede bir dakika gelir misin diye benim odaya çağırıyor. Dede bir dakika gelir misin diye böyle yapıyor. Dede bir dakika gelir, dede. Azıcık bakacağım, kapatacağım ama. Azıcık bakacağım. Dedi, azıcık bakacağım. Ben dayanamıyorum.
annesi kızıyor, babası bana kızıyor ama ben çocuk dayanamıyorum. Hadi biraz açayım diyorum. Bu sefer kapatmıyor çocuk. Olmam bu sefer başlıyor. Çığlık çığlık bağırmaya. Kapatmam diyor. Onun için bunu ne yapılır bilemiyorum ama bu tabii devlet meselesi. Bunu inşallah ileride bir şekil gelmezse yazık. Nesil gidiyor. Nesil gidiyor yani. Biz bir zamanlar için bu başörtü meselesini kelle verdik oralarda. Kelleler verdik. Müthiş kavgalar, dövüşler, neler. Bir kızcağıza şöyle birisi yan baksa biz hemen o delikanlıya saldırırdık. Hayır o kıza niye baktın derdik. Ama bir gün çok affedersiniz burada başörtülü kızlar öpüşüyorlar sokakta. Yani okun yani evet çok kitap oldu ama işte ne okuyan var ne yaşayan kaldı. Yaşayan kaldı o konu için. Bu konuda biraz çok müthiş bir ızdırabımız var. Çok ızdırabımız var. Bunları bilmiyorum yazarsanız geçer geçmez ama bu konuda rahat değiliz yani. Şimdi okuyucu çok nitelikliydi ve çok fazla kitap satışı yapıyordu. Yani o zaman bayağı bir okuyucumuz vardı. Türkiye'nin her tarafından, bırak Türkiye'yi, Almanya'dan yurt dışına hatır hatır kitap satardım ben. Orada kim okuyor? Türkler okuyordu. Ama şimdi o sıklaştılar kalmadı, bitti ya. Şimdi bu Beyaz Saray'ın 70'li yıllarına tekrar dönelim biraz daha. Buyurun. Nasıl kitaplar vardı? Yani İslami içerikli kitaplar var diyoruz ama biz sonuç olarak şöyle bir yorum vardır mesela işte İslam STK'laşma olmadan evvel Müslümanların bir araya geldiği, diğer grupların da aslında diğer ideolojik grupların da bir araya geldiği mekanların çoğu yayın evidir. Yayıncılardır. Beyaz Saray'da biraz o işlevi görüyordu sanıyorum. Evet. Yani saydığınız çünkü yayın evlerinin çoğu da dönemin önemli yayınları. Evet. 80 sonrasında da o format değişmiş biraz. Bize oradan böyle anekdotlar var mı? Çünkü biz sağdan soldan okuyoruz, dinliyoruz ama siz bunların hepsini direkt yaşadınız. Kimler gelir giderdi? Nasıl bir mahfil vardı orada? Şimdi her o zaman şunu da söyleyeyim. Mesela biz orada aşağı yukarı çoğaldı orası, bayağı kitap doldu. Mesela benim bastığım kitabı öteki arkadaşlar basmazdı. Öyle bir birbirlerimize saygı vardı. Buralara gelenler mesela Mahir İz diye bir hoca efendi vardı. Müşir şeyde ilahiyatta hoca. O zat her cümertesi oraya gelirdi. Her cümertesi. Mahmut Bayram Hoca diye bir hoca efendi vardı. Efendim, böyle çok hoca efendiler gelirlerdi. O talebelerle, sanki orası okul olurdu bir medrese. Bir okul, dershane gibi. Nerede otururlardı orada? Dükkanlar. Alanı mı vardı? Dükkanlara. Arada boşluklarımız var. Mesela çıkarır çocuklar sandalyeleri, veririz böyle. Ortalarda konuşurlar. Hocaları dinlerler. Hocalar anlatır. Onlar dinlerler. Adeta orası bir okul gibiydi de aynı zamanda. Ve çok temel eserler basıldı. Mesela İhya gibi, Fizilal gibi, Vasat-ı Beyan tefsiri gibi, Kur'an'da peygamberler gibi. Mesela benim bastığım kitap, en çok sattığım kitap o zaman Fıkıh Sire, peygamberimizin hayatını anlatan bir kitap. Müthiş bir kitaptı. İyi de okunurdu ve bayağı da satardım yani. Buna benzer çok edebi kitaplar basılırdı. Çocuk kitapları başladı. Daha sonra, eskiden çocuk kitabı basmamıştık. Daha sonra çocuk kitapları da başladı. Şu anda da yayıncılarda çocuk kitabı ağırlıklı çalışmalar vardır yani. Tefsir kitapları falan. Her çeşit tefsir. Mesela şeyin İlmihali Ömer Nasuh Bilmen hocamızın tefsirleri İslam hukuku. Mesela İslam hukuku diye bir kitabı vardı onun. 8 yıl üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyordu. Şurada Edebiyat Fakültesi'nde ders kitabı olarak okutuluyordu. Satılıyordu o zamanlar ya. Onun İlmihali kitabı bütün Türkiye'ye, dünyaya neredeyse yani eve girmeyen kitap belki o girmediği ev belki yoktur ya. O derece satılan bir kitap oldu. Zaten İstanbul Üniversitesi'nde hemen yan olduğu için kitlede öğrenci tabii, değil mi? Kitlede oraya yakın ve bu kitaplarda çok satılan kitaplardı. Daha böyle hoca efendiler olarak ne bileyim şimdi isimleri mesela bakın çok enteresan bir hadise anlatacağım. Kemal Kuş. Onun kitaplarının bir kısmını biz dağıtım yapıyoruz. Bir kısmında Sönmez Neşriyat vardı Cağaloğlu'nda. Onlar yapıyorlar. Bir gün işte ara böyle alışverişlerimiz oluyor. Bir ara böyle bir hafif bir şey oldu abimle aralarında bir soğuk bir şey oldu yani.
Bir gün Kemal Kurtçu geldi. Dedi ki Hasan abi nerede dedi. Evde dedi. Çal geleceğim buraya dedi. Çağırdın. Çabuk geldi Kemal Kurtçu hocamız burada falan geldi. Osman dedi. Aramızda ufak bir nizah oldu dedi. Ben hakkımı helal ediyorum. Sen de hakkını helal et. Ben yarın yolcuyum dedi. Biz o yolcuyum deyince hacca gidecek diye öyle zannettik. Ya hocam işte inşallah Allah kabul etsin. Bize de dua edersin falan filan böyle derken gitti. Sönmez'e gitti. İşte oradan başka yerlere gitti. Dolaşmış. En son avukatı vardı Kemalettin Numer. O zaman kendisinden ifadelere çağırıyorlar. Mahkemelerde kitap falan yasaklanmıştı falan bir şeyler vardı. Kemalettin Numer'e diyor ki ben diyor sen benim avukatımsın diyor. Ben şimdi diyor birçok kişilerimi dolaştım diyor. Arkadaşlar dolaştım. Hepsinden helallerimi aldım diyor. Yarın diyor cenazeme geldiğin zaman diyor bütün arkadaşlardan diyor tekrar almadığım kişilerden helallıklarını alacaksın diyor. Seni avukatımsın, vekil olarak söylüyorum diyor. Avukat diyor ki, hocam ne diyorsun? Ben yarın yolcuyum diyor. O halen yolcuyum deyince bize herkes hacca gidecek. Sabahleyin erkenden kızı telefon açtı. Babam rahmetli oldu. Biz hep donduk kaldık. Böyle bir hadise yaşadık yani biz bunu. Gözlerimizle, hayalimizle, her şeyimizle bunu gördük yani. Yani birçok kitapçılar da buna şahittir. Eskiler ya, eski kitapçılar. Mesela Sönmez'in o zamanki müdürü Ali İhsan Hoca vardı. O da gelirdi Beyazsaray'a, gençlere birçok şeyler anlatırdı. Buna benzer birçok hocalar gelirdi. Mesela Ertuğrul Düzdağ o zaman şeydi. Kız şey var lisesi orada hocaydı, edebiyat hocasıydı. Sonra onu öğretmenlikten aldılar. O müthiş kitaplar yazmıştı. O kitapların bir kısmı muhtelif yerlerde basıldı. En çoğunda ben basmıştım falan. Halen de Ertuğrul'un kitapları. Şuralara bak hep Ertuğrul Düzdağ'ın kitaplarıdır. En sonunda bu hatıratı var. Evet. O da zaten bize geçti falan. 5 cilt oldu. Öyle devam ediyoruz. Daha yazarlardan mesela şey gelirdi. Hamidullah. Muhammed Hamidullah. Pakistan'dan Türkiye'ye gelirdi. Burada Edebiyat Fakültesi'nde ders verirdi. O her cumartesi günü gelirdi, otururdu, talebeler toplanırdı Beyaz Saray'da. Daha çok bizim dükkanda otururlardı onlar falan, gelirlerdi. Sohbet ederdi onlarla. Cumartesi günleri sözleşilmiş gibi bir araya mı gelirdi? Yani evet, talebeler zaten hemen birbirlerinden haberdar olurlar ama mutlaka cumartesi günü orada bir hoca gelir. Hı hı. Boş geçmezdi orada, hiç boş geçmezdi. İlla bir hoca gelirdi yani. Bazen 3-5 tane hoca olurdu. En kıdemlisi hangisiyse o konuşurdu. Onlar ötekiler de dinlerlerdi. Yani Kadir Mısıroğlu gençler toplanırdı. Onlara nutuk çekerdi falan. Çok enteresan bir yerde orası. Burada o hava yaşayamadık. Yaşayamıyoruz da. Hatta aşağıda bize bir yer verdiler. Dedik ki işte oraya haftada bir kişi getirelim. Ama çok daha başarılı olamadık ya. Yani halen de mücadele ediyoruz. Bakalım şimdi eskiden gelenler yazarlarda öyle para, pul falan filan böyle bir şey yok. Şimdi yazarlar getirmek para istiyorlar. Öyle de kimsenin işine gelmiyor yani burada. Açıktan para verip de bu eski kitapçıların eski zenginliği de kalmadı artık. Herkes kiralarını şu anda zor durumda. Birçokları veremiyor ya. Yani. Şeyi merak ediyorum, 80'lere gelene kadar Müslüman yayıncılığıyla hükümet arasında veya işte siyasi gruplar arasında nasıl bir ilişki vardı? Çok sıkıntılar daha yaşandı. Daha rahat mıydınız? Çok sıkıntılar yaşandı. Neler oldu? Ya yazarlar alıyorlardı içeriye, kitapçılar aldılar, alıyorlardı. Bir hatıramı anlatayım Beyaz Saray'dan. Arkadaşlarla toplandı. Dedi ki bundan sonra öğlen saatlerinde dükkanı kapatacağız. Hep beraber camiye gideceğiz. Ondan sonra gelip açacağız. Karar. Tamam. Dediler ki en yaşlımız sensin. Sen ikaz edeceksin gelmeyenler. Olur dedik. Kabullendik. Peki dedik. Gelmeyen arkadaşlar da ülkücüler var. Ülkücüler de orada o zaman. Onlardan pek namaz kılan çok az falan ama biz kapatacağız. Ama saati kapanacak.
tohuma gelen çocuklar 5 vakit namazı onlar. Onlar yemeliler, imam hatip talebeler oluyor. Onların 5 vakit namazı. Ama ülkücülere gelenlerden çok az var namazlar. Onlar bazen direnmeye çalışır. Hayır biz kapatmayacağım ama biz onu zorlardık, kapatırdık falan. Bir gün gece saat 2'de iki polis geldi. Şurada Lale'de oturuyorum. İki polis geldi. Hasan Başbilen benim de. İşte emniyetten geldi, götüreceğiz dediler. Şikayet varmış dediler. Gelmem dedim. Sizin polis olduğunu nereden bileceğim ben dedim. O dönemlerde polisim diye hadiseler oluyor. Adam ben polisim diyor, gidiyor. Anarşik olaylar mesela bölünmüştü her taraf. Burası solcuların, burası ülkücülerin, bu taraf akıncıların. Böyle mahalle mahalle bölünmüştü. Her akşam tabancalar konuşuyor böyle yerde yani. Bu, o zamanlar bunları yaşadık yani. Derken ben direttim gelmem diye. Dedi ki biz polisiz. Seni götüreceğiz dedi. Çok affedersin hanımım da hamile. Korkuyorum hanıma bir şey olur. Dedim ki polise bak dedim. Benim hanım hamile. Hanıma bir şey olursa vallahi sizin ikiniz de vururum dedim. Çıkardım tabanca. Bak bende tabanca var dedim. İkinizi de vururum dedim. Hiç bakmam dedim. Polisler durdu. Dediler ki sana polis olduğumuzu nasıl ispat edelim? Verin şu tabancalar bana dedim. Çıkardılar verdiler. Hemen çıktım. Dedim ki hanım bunlar polis olmazsa tabancalar vermezler. Polis bunlar dedi. Sen korkma dedim. Benim herhangi böyle bir şey suçum yok dedi. Mutlaka bir basit bir şeydir. Bakalım nedir dedi. Korkma sen. O tabancayı koyuyorum buraya. Birisi de yanıma alıyor. Aldım çıktım. İçeri indik aşağıya. Baktım ki polis arabası. Hemen geri gittim. Bir tabancayı getirdim. Niye getirdim? Dedim arabayı görünce inandım dedim polis olduğunuza. Aldılar götürdüler. Götürdüler. Orada gittim. Ya dedi bizim defterde sen dedi temiz bir esnafa benziyorsun. Ne dedi o pis işlere karıştın deyince benim şey attı orada. Derhal o lafı düzelt dedim. Ben pis işlerle işim yok dedim de ha özür dilerim dedi. Düzelttiler laflarını. Pis işlerden kastı neymiş? Ben milleti zorla namaza götürüyormuş. Zorla namaza götürüyor. Onu pis iş olmuş. Neyse şey yaptılar. Makul karşıladılar. İfademi aldılar. Bıraktılar beni. Geldim. Sonra ondan sonra yine bir hadisi daha yaşadım. Onu da madem gelmişken anlatayım. Yine polisler şey, bu sefer gündüz camiden iki namazını kılmaya gittim. Camiden çıktım. Polisler beni öyle bir yakaladı ki böyle birden ellerimi arkaya bağladılar. Falan, ya durun ne oldu ben kankası değilim falan filan değilsin. Dur hakkında ihbar var şikayet var dediler. Aldılar attılar arabaya. Gittik. Beşiktaş'ta bir yere götürdüler. Çıktım. Dedi ki bu kitabı sen mi bastırdın dedi. Evet ben bastırdım dedi. Fıkhı Sire kitabın adı. Ben bastırdım dedi. Kaç bin adet bastırdın? Vallahi ne bileyim dedim. Aradan 10 sene geçmiş dedi. Her sene bastırıyorum ben kitabı dedim. 3'te bastırmışım, 5'te bastırdım, 10'da bastırdım. Ben size sayı veremem ki dedim. Aradan 10 sene nasıl sayı vereceğim size dedi. Dedi ki bu kitabı dedi kaç adet bastığını, nerelere sattığını, tek tek bize adreslerini getirmesen seni mahvedeceğiz dedi. Ben o anda böyle yaptım. Bunu nasıl yaptım ben bilmiyorum. Gayri ihtiyar mı oldu artık? Şuur altı bir şey oldu herhalde. Ben böyle yapınca bu bir bağırıp bunu dedi başımıza böyle olacak dedi. Çıktık. Beni getiren polislerden birisi şeyciymiş. Milli hareketçi. Yani ülkücü. O dedi ki ya sen ne cesaretle böyle yaptın dedi. Bilmiyorum ki dedim. Yani nasıl yaptım ben bilmiyorum dedim. Gayri ihtiyar bir şey oldu yaptım dedi. Seni bu hareketin kurtardı. Niye dedim? Dedi ki bunlar senden para alacaklar dedi. Seni soyacaklardı biraz dedi. Korkutacaklardı. Yoksa da aradan 10 sene geçmiş. Bunu niye için çağırdılar? Hani Bahriye Üçük diye birisi öldü ya. Evet. Malatya'da. Evet. Benim kitabın içerisinde tabanca bomba yerleştirmişler. Göndermişler ona. Öyle mi? Suikaste şey. Evet. Sizin kitap. Tabii bizim kitap. Hangi kitap? İşte Fıkhı Sire. Fıkhı Sire. Fıkhı Sire kitabı. İşte sen bu kitabı. Ya ben ne yapayım kitabı? Her yerde kitap var. Alır, koyar, götürür. Bunu nasıl ispat edeceksiniz ona?
Öyle vadisi de yaşadım yani. Şey onun üzerine aldılar yani. Hani yayın evinde evet, evet. Öyle bir duruma tabii, evet, karıştı. Öyle bir şey için aldılar yani. Sonra orada eski kitapçılardan mesela şey vardı bizim yazarlarımızdan. Gelmedi hatırlamam. Tamam, o zaman ben şunu merak ediyorum, şunu sorayım. Siz dediniz çünkü işte ülkücüler de vardı namaz meselesini anlatırken. Yani İslami yayıncılık, daha muhafazakar yayıncılık oradaydı ama galiba Milli Hareket yayınları mıydı? Milli Hareket, evet. Ülkücülerin biraz evet, daha evet, yoğun olarak geldi. Enderun vardı, Enderun, biraz daha tabii, galiba farklı bir noktada. Enderun farklı, o şeydi, o subay emeklisiydi. Hı hı. O daha çok böyle eski, antika eserleri toplardı, onları satardı. Kim vardı başında Enderun'un? Şey, İsmail, İsmail Bey diye birisi. Peki şimdi hem muhafazakarlar, biraz milliyetçiler var dediniz, yine Enderun yayınları var. Farklı görüşler de var yani, sadece evet, işte evet, sol ya da İslami değil de evet, İslami grupların içerisinde de farklı gruplar vardı, vardı. Orada nasıl bir iletişim vardı? Yani nasıl bir orada, muhabbet ağınız zaman ya zaman da çatışma ağınız vardı? Zaman zaman sıkıntılarımız oluyordu. Mesela esnaflardan değil de talebeler zaman zaman çatışma olurdu. Araya biz girerdik. Hanın içerisinde mi? Hanın içerisinde. Var mı mesela hatırladığınız anekdotlar böyle farklı? Çok oldu. Hatta ben kurşun yarası bile aldım. Yani öyle şeylerimiz oldu. Tabii akşam ben evime giderken yolumu kestiler şu belediyenin arkasında. Üç taraftan beni taradılar. Orada büyük bir çınar ağacı var. O ağacın altına attım. Karşılık verince kayboldu gittiler. Yani o zaman tabancası gezemiyorduk zaten. O zaman herkeste tabanca vardı. Sonra ben tabancayı, benim şu oğlum işte 5-6 yaşlarındaydı. Bir gün namaza gittim, geri geldim ki tabancayla oynuyor. Ondan sonra bir daha o tabanca hemen götürdüm, hanım bekçisine hediye ettim. Al dedim, tabanca senin olsun dedim. Yani böyle çok değişik, enteresan hadiseler. O talebeler arasında kavga olurdu, barıştırırdı. Biz giderek işte şeyden, işte isimleri bazen hatırıma gelmiyor, onların başında vardı yaşlı bir zat. O onları dizginlerdi. Biz de bizim akıncılar dediğimiz gençleri organize ederdik falan. Mesela bizde bir genç vardı, çok gözü kara, deli, laf dinlemez, iki tabancayla beraber gezer, Metin Yüksel. Selahattin Yüksel'in oğlu Metin Yüksel. Falan. Böyle enteresan çocuklar vardı, çok gözü kara çocuklar, çok okulsuzca. Şey, komünizme mücadele deneyi vardı hemen bizim bir sokak ötemizde. Onun başkanı İlhan Darenderlioğlu. Yapı gibi bir adam da böyle oldu. Bir akşam eve giderken benim önümde yürüyordu. Ben de tam arkadan yetiştim, yetişeceğim. Koluna girip selam vereceğim yani. Baktım, güm bir ses. Baktım ki bir kurşun adama. Arkadan birkaç kurşun daha. Küt adam yıldı. Allah'tan bana isabet ettirdi. Ama benim de yanımda tabanca yoktu. Eve giderken yoktu. Olsaydı müdahale edecektim. Ne demek? Siz akıncılarla, yığıldı kaldı orada. Akıncılarla nasıl irtibata geçtiniz? Akıncılarla? Biz akıncıların yani, aşağı yukarı abileri hükmündeydik. Hı hı. Yani onlara gelirdi, bize akıllarlardı, bize danışırlardı. İşte parasal yönde sıkıntılar olduğu zaman biz karşılardık falan. Benim bir gün yine şuradan evime giderken şeyler, solcular benim üzerime şey attılar, domates attılar. Ben de oradan işte, ne olur dedim yani, ben bir, işte, bir kötü bir laf söyledim. Hemen düşüştüler, aldılar beni. Yurdum içine aldılar, yurtta gözlerimi bağladılar. Dehlize indirdiler beni. O zaman öğrendim ki yeni kapıdan şeye, Eminönü'nün oradan yeni kapıya şey varmış, tünel. Yer tünel, işte şu tüneli, o tüneli genişlettiler. Şu tünel var ya, o tüneldir, oradan gir. Oraya aldılar beni, orada ifademi alıyorlar. Beni ülkücü olarak ifademi alıyorlar. Ben ülkücü değilim dedim. Değilsin, değilim derken işte epey bir mücadeleden sonra ben ülkücü olmadığımı kanaat getirdiler. İşte biz şu anda akıncılarla
pek şeyimiz yok dediler. Akıncılara pek yanaşmıyorlar ama ülkücülerle habere çarpışıyorlar falan. Sonra o benim ifademi alan çocuk Artvinliymiş. Ben de Artvinli olunca hemşirelik ağır bastı, neyse dinlediler, beni bıraktılar. Beni bıraktılar, çıktık. Aradan biraz zaman geçti, o çocuğa, benim ifademi alan çocuğu, görev vermişler. Git filan adamı bu gece öldüreceksin. O adam da şey, Katip Sinan Camii'nin imamı. Biz de o mahallede oturuyoruz, sabah namazına oraya gidiyoruz, orada. Biz tam çıktık. Biraz sonra o beni işte o sorguya çeken genç gitmiş. Hocam ben seni vurmaya geldim. Ama vuramıyorum demiş. Elim tabancaya gitmiyor. Ne oldu bilemiyorum ama seni ben vurmadan gidersem beni öldürecekler. Ne yapacağım ben demiş şimdi. Beni çağırdı hocam. Çağırdı gittik. Hemen ben Korkut Özal çağırdım. O zaman Korkut Özal burada oturuyordu. Daha milletvekili değildi. Şeyde öğretim üyesiydi. Şurada Vatan Caddesi'nde üstünde şey vardı. Mühendislik okulu vardı. Orada şeydi, öğretim üyesiydi. Onu çağırdım. O geldi. Onunla konuştuk falan. Ne yapacağım? Dedi ki o zaman bunun devrim vadeli şey var dedi. Adana'da bir okul var dedi. Bu çocuğu dedi Adana'ya göndereceğiz dedi. Çocuk burada Vatan Mühendislik okuyor. Nasıl olacak? Dedi ki senin oranın müdürü senin hemşerin dedi. Kim? İşte filan. Eğer sen onu ikna edebilirsen ben de hocaları ikna ederim. Bunun o kaydını buradan oraya aktarırız dedi. Olur mu? Olur dedi. Hemen aldık çocuğu, gittik okula. Hemen müdürle ben görüştüm. Kabullendiler. Hemen o hocaları topladılar. Onun kaydını, kuydunu yazdılar, çizdiler. Bunu gitti. Otobüse bindirdik. Biraz da parasını verdik. Oralarda sıkıntı çekmesin. Gönderdik gitti şeye, Adana'ya. Bu çocuk Adana'da okudu. Okulu bitirdi. Evlendi. İki çocuk sahibi oldu. Şeyde mühendis oldu. Mersin'de petrol bilmem ne şey var ya orada. Orada mühendis olacak çocuğu orada vurdular. Çocuğu orada vurdular. O dönemde. Buna benzer bir tane daha anlatayım. Şimdi ihtilal olmuştu. Kenan Evren dönemiydi galiba. Şey sıkı yöntem savcısı Süleyman Takkeci. O bir gün telefon etti bana. Dedi ki sizin bir kitabınız var dedi. Kur'an Ahkamı diye iki ciltlik kitap var. O kitabı okumak istiyorum dedi. Ben de bir elemanı gönderin vereyim dedi. Sen gelemez misin dedi. Dedim ben gelemem. Niçin? Ben sakallıyım dedi. Seni mimlerler dedi. Ne dedi? Ne demek o dedi. Savaşım sen daha yenisin orada dedi. Daha pek bir şeyden haberin yok. Ben oraya sakallı olarak gelirsem senin canını okurlar dedi. Olmaz öyle şey. Oluyor dedi. Bunları yaşıyorsun işte ama farkında değilsiniz dedi. Neyse dedi ben aldırtacağım kitabı dedi. Şoförü geldi. Kitabı verdim. Bir cildini verdi. Para almadım, gitti, telefon attı. Niye para almadım? Ya koskocaman, sıkı yöntem savcısı bir kitap alacak, bizim geleneklerimize ters düşer o dedi. Ben almadım. İyi, peki dedi. Ya ben seninle tanışmak istiyorum. Gel o zaman dedi, tanışalım. Ben gelemem oraya dedi. Aradan bir hafta geçmişti, pat telefon. Ya bu kitabın ikinci cildi var. Var. Niye vermedin? Verseydim telefon eder miydin? Bak şimdi telefon ettin yine. Yine görüşüyoruz bak gördün mü dedim. Ulan sen ne biçim adamsın dedi bana. Ondan sonra şoför yoksa para gönderdim bak alacaksın dedi. Hele gönder dedi geldi yine onu da verdim gitti. Para almadık okudu. Okuduktan sonra merak etmiş. İlle gelecek geldi dükkana. Dükkana geldi konuşuyoruz şimdi. Yahu bir aydır eve badanacı götüreceğim götüremiyorum dedi. Ya bu kadar basit bir şey bana söylesene dedim. Ne? Ben şimdi yarın sana badanacı gönderirim. Nasıl? Ben göndereceğim dedim. Beğenmezseniz parayı vermezsiniz dedi. İyi tamam. Beşiktaş'ta tanıdığım şeyciler vardı, badanacılar. Telefon açtı. Dedim ki gidin filan subayın evine badana yapacaksınız.
hanımı telefon açacak bana. Diyecek ki tamam beğendim, çok güzel yaptılar diyecek. Ondan sonra gelin paranızı alın gönderdim. Sakın oradan para almayın. Gittiler, yaptılar, çattılar. Bir hafta sonra aradı. Hasan Bey çok teşekkür ederiz, çok güzel yaptılar falan. Sağ ol, teşekkür ederiz ama para almadan gittiler. Halledeceğiz oradan dedi. Geldiler, paralarını ödedim, gittik. Ertesi günü diğer albay geldi. O da teşekkür etti. Hasan dedi ya. Ya adama para almamışlar dedi. Borç ne kadar dedi. Vallahi yar ben şimdi söylesem inanmayacaksın. Ya bir sakal adam parayı burada hesap açıyor. Verdi gitti dedi. Ne dedi. Nasıl olur? Ya verdi gitti ne yapayım ben dedim yani. Parayı verdi gitti. Olmaz sen şey yapıyorsun dedi. Sen verdin dedi. Yok dedim vallahi o verdi gittiler falan. Neyse bırak. Kızdı mızdı bağırdı falan derken bir telefon geldi. Telefon geldi. Şurada ilim yerine yurdu vardır. Oradaki gençlerden telefon geldi. Abi ne oldu? 11 tane genci içeri aldılar dedi. Afrinç gençlerden 11 tane genci. Niçin? MSP'nin afişlerini dağıtıyorlarmış. Yani gece takmışlar ondan dolayı içeri aldılar. Böyle konuşurken duydu. Ne oldu dedi? Dedim ki ablayım dedim bizim çocuklar içeri almışlar. Niye? Afiş, afiş başka bir şey var mı dedi. Tabanca mabanca var mı? Yok dedim. Tabanca falan yokmuş. Sadece afiş dağıtmışlar. Ondan dolayı içeri almışlar. Nerede? Yeni işte Kumkapı Karakom'dalar. Hemen telefon açtı. Telsiz. Telefon yok o zaman. Telsizlerle. Telsizle çevirdi. Dedi ki şu isimde burada çocuklar varmış. Çocuklar varmış. Var efendim dediler. O çocukları bırakın. O dosyaları alın. Acele şuraya getirin dedi. İki tane polis dosyalar getirdi. Tamam dedi size. Teşekkür ederim. Sizin işiniz bitti dedi. Gidebilirsin dedi. Dosyaları car 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 gitti. Attı. Ondan sonra dedim ki albayım bizim daha böyle çok çocuklar var. Dosyalarını cep dedi. İsimlerini, dosyalarını bana şeylerini getir dedi. Eğer tabanca yoksa dedi onları da hallederim. 33 tane gencin dosyasını yırttırdım orada. Böyle. Sonra bu zat artık o hadiselerde belki işte o zaman tabii şimdi belki duymamışsınız. O zaman siz büyükler, yaşlar duymuştur. Öldürüleceklerin üçüncü sırasına bunu koymuşlardı. Süleyman Terkeci Hürriyet Gazetesi'nde isim olarak neşredildi. İşte öldürüleceklerin üçüncü sırasında Terkeci var diye. Bunu, kim tarafından istedik? Solcular. Komünistler tarafından öldürülecek. Bunu tuttular şeye gönderdiler. Kıbrıs'a görev verdiler, oraya gönderdiler. Birkaç sene Kıbrıs'ta kaldı. Tekrar Ankara'ya döndü, Ankara'ya getirdiler. Adamı Ankara'da vurdular. Solcular vurdular. Yani böyle günler, çok böyle ne gençler, neler, neler neler. Şu şeye bayrak asmışlardı, komünist bayrağını. Kuleye, şuradaki kuleye. Çapa Öğretmen Okulu var şeyde. Oradan iki genç geldi. Abi dedi, oraya Rus bayrağını astılar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip indireceğiz dedi. Türk bayrağını asacağız. Kalktı. Üç kişi. İki tane talebi bir de ben. Üç kişi kalktı. Ben o arada gece ortaokulda okuyorum aynı zamanda. Gittik. İşte cehalet o zaman. Biz de biraz deliydik yani o zaman. O bayrağı oradan alıp indirsen, Türk bayrağını asıp hiç kimsenin ruhu duymayacak. Tuttum bayrağı orada yaktım. Fedakarlık yapıyor. Evet, salladık falan tabii. Yandı bayrak. Aşağı indik ki şeyin etrafını sarmışlar. Üzerimizde toz var. Zehir. Toz var. Silah o zaman. Tabanca yok. Silah toz var o zaman. Bir de demir jok var elimizde. Şöyle içeri girer. Bıraktığın zaman çıkar. Kolumuza bağlı. Demir jok var. Böyle üç kişi arka arkaya geldik. Arkaya geldik. Tam tozu atacak şeyler de yaklaşıyorlar ya vuracaklar bize. Komutla o tozu şöyle bizden bir dönünce yandım Allah diyen yere düşüyor. Biz vın kaçtık oradan. Diş kapıda polisi yakaladık. Polisi yakaladık. Aldı götürdü bizi. O çapadaki çocuklardan birisini yatırmışa falakaya. Falakada dövüyorlar. O ciyak ciyak bağırıyor ama sıra bize gelecek, bize dönecekler. O arada bir telefon geldi karakola. O
çocukları sakın dövmeyin diye. O zamanki İçişleri Bakanı Faruk Sukay. Faruk Sukay. Bizi bıraktılar. Çocuktan da özür dilediler. Tamam işte yanlış top oldu falan filan. Çocuk aldık, çocuk yürüyemiyor. Kollarına girdi. Çocuğu aldık, getirdik işte. Götürdük revire. Revirde şey yaptılar. Pansuman masumu yaptılar öyle. Yani böyle enteresan. Çok daha buna benzer de hep aklıma gelmiyor yani. Peki şimdi 1980 darbesi oldu. İhtilal evet. Oldu ve yayıncılar, sol yayıncılık biraz daha şey oldu yani hafifledi. Yok. Sol yayıncılık daha canlandı mı? Canlandı. Niye? O sol yayıncılığı desteklediler. Hükümet tarafından desteklendi onlar. Peki İslami yayıncılık bu sırada ne? İslami yayıncılık kendi halinde gidiyor zaten. O zaman durumlar biraz daha parasal yönden sıkıntı yoktu yani İslami yayıncılığında. Çünkü kitaplar satılıyor ya. Bastığımız kitap hemen bitiyor ya. Öyle bir sıkıntımız yok ama bir dönem geldi. Bizim kitapçılığı da zor duruma düştük yani. O zaman MSP Karaman, şimdi Karaman var ya, meclis başkanı Karaman'dı. O bakanı, kültür bakanı. Ben telefon açtım. Dedim ki işte solcuların zamanında Fikri Sağlar bakandı. Fikri Sağlar'ın bakan olduğu dönemde solculara en küçük bir kitapçıya 500 bin lira para girme kaydı şartıyla 3 milyarlık kitap aldılar. 3 milyarlık. Onlar bir anda kalkındırdılar. Siz de dedim, biz şu anda bak dedim, hasbelkader ülkücü arkadaşımız ama benden daha dindar bir insan şu anda arabasını satıyor dedi. Sıkışıklığından arabasını satıyor dedi. Sen de bize bir fedakarlık yap bak, onlar bu kadar kitap. Ben dedi daha fazla alacağım dedi. Ben de 5 milyarlık alacağım dedi. Sizi kalkındıracağım. Sen dedi kitapçıların isim kalkınma kaçar para vereceğin taksimatını yap dedi. Ben de bu kadar alacağım. Ama şu anda bütçede para yok dedi. Ne kadar para var dedi. Dedi ki 60 bin lira var. Dedim sen o 60 bin lirayı gönder. Bu arkadaş arabasını satmasın. Ben bu 60 bin lirayı pay edeceğim. Bu arkadaşın bir araba parası satılacak kadar para vereceğim. Bunu yapmaz. Ya biraz sabredin dedi. Ben işte bütçe, bugünlerde bütçe belli olacak. Ben size işte alacağım, alacağım derken pazartesi günü ihtilal. Pazartesi günü gitti. Gitti de kitap alalım diye bizim şeylerde gitti. Yani onlar yaşadılar, kurudular, kitap takviye ettiler, para verdiler ama biz hükümetten böyle bir takviye alamadık o dönemlerde. Öyle geldik, geçtik, şimdi de öyle gidiyoruz. Peki sizin akıncılarla ilişkinizin dışında partiyle ilişkiniz var mıydı? MSP'nin kuruluşundan beri, Milli Nizam'ın kuruluşundan beri vardım. Varım. Şimdi benim dostlarım bana sen de Yahudileştin diyorlar. Niçin diyorlar? Dedim ki arkadaşlar tamam Tayyip bir hata yaptı. Bir hata yaptı Tayyip. Gitti. Ama bak şu anda bütün dünya Tayyip'in karşısında. Gelin Tayyip'i destekleyelim. Hem fikir olalım. Müslümanlar bir araya gelmezse bak bizi yiyecekler onlar. Arkadaşlar kabul etmedi. Kabul etmediler. O şimdi ben onların gözünde, benim arkadaşlarım gözünde ben Yahudiyim yani. Şu an peki Saadet Partisi ile bir ilişkiniz var mı? Yok, şu anda ilişkim yok. Beni şey yaptılar yani, sevmiyorlar yani artık. Niye? Tayyip'e oy verelim demişim diye. Sevmiyorlar. Peki partiyle nasıl irtibata geçtiniz ilk? Hangi partiyle? Milli Nizam Partisi ile kuruluşunda da vardım dediniz ya. Rahmetli Erbakan'ı biz İskender Paşa Camisi var ya. Evet. Mehmet Saad Kutlu Hazretleri. Evet. Partinin kuruluşu o zamandan başladı. O zamanki istişarelerde bizi de çağırıyordu. Bu değil mi? Yayıncı. Yayıncı dönemi. O dönemde. Tabii o dönemlerde. O bizi çağırırdı. Bizimle de istişare ederdi. İşte kurucu, ben Eminönü kurucularındanım. Onlar Tayyip, onlar il teşkilatında falan. Ama Tayyip'ten evvel Mehmet Okur ilk oranın başkanı, MSP'nin ilk başkanı Mehmet Okur'du, İstanbul başkanı. Sonra çok işte Korkut Özal bir ara şey yaptı. Sonra başkaları Şadoğlu,
ya meşhur bir zengin vardı, o geldi falan. Sonra yavaş yavaş mezhebede parçalanmaya başladı derken Korkut Beyler işte vardı şey çektiler, başkaları ayrı falan derken o 24'ten milletvekilimiz daha çok Nurcu ağırlıklı olanlar bizden ayrıldılar falan. Böyle hadiseler yaşadık. Hatta o dönemlerde gençliği hacca gitmek için böyle bir, bunları anlatmamdan bir şey yok değil mi? Hiçbir şey. Gençliği şey kurdular, hac şirketler kuruldu, hacca götürecekler bir grup genç. Anadolu'dan da bir takım insanlardan davetler falan gidecekler. 300 kişi falan gidilecek. Topkapı Milli Gazete'nin çıktığı yerde, Anadolu'dan gelenler orada. Biz gittik, bir kısmını evlerimize götürüyoruz ama ben de gideceğim o teşkilata, ben de varım, gideceğiz. Ama çoğusu sokakta yatıyor orada. Dedim ki oradaki görevlilerden birisine, bu esas baş görevliler nerede dedim. Dedi ki önü gören evindeler dedi. Kalktım buradan gittim önü gören evine. Gittim ki kapıyı açık unutmuşlar veya açmışlar. Envai çeşit meyveler, sular, sebzeler, neler neler böyle yiyorlar, içiyorlar. Hocanın aleyhine konuşuyorlar. Erbakan şöyle yaptı, Erbakan bunu yaptı, Erbakan. Erbakan'ın sağ kolları. Erbakan aleyhinde konuşuyorlar. Kapı dinlemenin günah olduğunu biliyorum ama dinledim. Dinledim, şöyle ellerimi koydum. Sizi Kisra Sarayı'nda yaşayan iç yüzlüler diye bir bağırınca ortalık karıştı. Kaç kaçmaz. Kaçtım oradan Kemalettin Erbakan'ın evine. Kapıyı öyle bir vurmuşum ki. Korkmuş adam kapıyı buldu Hasan. Zaten biraz pepedir o. İyice kekeledi. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Dedim ki çabuk bana hocayı bul. Çabuk bana. Açtı telefon, hemen hoca çıktı. Hocam neredesin? Fahd'in yanındayım dedi. Suudi Arabistan'da. Bizi almak için uğraşıyor hoca oralarda. Fahd'in yanında. Dedim ki Burak Fahd'i tahtı. Gel hele gel Fahd'ın bir hallet dedim. Ondan sonra ne oldu dedi. Ne olacak dedim. Bütün kabahatler senin yüzünden oluyormuş. Gelince görüşelim dedi. Geldi. Osman Çataklı ile akrabadır onlar. Osman Çataklı hocanın kız kardeşiyle evlidir. Oraya çağırdılar ben sabah kahvaltısına. İşte hoca orada benim şey yapacak. Ne diye anlat bakayım diyecek. Bir baktım ki o günkü oradalarda oradan iki kişi var orada. İki kişi oradalar. Hocam dedi ki anlat neydi o hadi. Dedim ki şu iki tanesi delikanlıysa onları anlatsın dedi. Eğer delikanlılarsa oradaki söylediklerini burada sana söylesinler dedi. Söylerler mi? Mormos oldular. Bana böyle diş biliyorlar falan. Söyleyemediler. Ben bildiğim kadar bir şeyler söyledim. İşte şöyle dediler, böyle dediler falan. Hoca, nasıl hoca dedi ki sen dedi müfettiş yapacağım dedi. Dedim ki ben müfettişlik yapamam. Niye? Ben dedim okuldan atıldım dedim. Ben şeyliyim dedim. Olamam dedim böyle şey yapamam. Yok dedi ben senin müfettiş yapacağım dedi. Ya olamam hocam dedi. Niye dedi? Peki dedim şu anda müfettişim ne yapacağım onlara dedi. Ne yapacağım söyle dedi. Söyle müfettiş olacağım dedi. Ne yapayım dedi mal bunlar dedi. Başka yok daha iyisini bunun ileride çalışayım dedi. Hoca böyle adamlarla hoca yenilecek bir adam değildi. Hocayı bu kendi sağ kollar. Nasıl bugün Tayyip'in etrafında yamyamlar varsa o gün de hocanın etrafında yamyamlar hocayı yediler. Bugün de Tayyip'i yamyamlar yiyecekler ya. Yamyamlar yiyecek. Onun için Tayyip bu işin belki farkında ama ne kadar başaracak, ne kadar başaracak onu da bilemiyorum dedim bana. Böyle enteresan hadiseler. Çok böyle buna benzer bir yana hadiseler yaşadık yani. Evet. Peki. Okulda atılmamın sebebi de işte şeydeki bayrağı yırtmam. Okula kadar okuldan attılar beni. Gece okulda okuyordum. O nedenle. Peki 80 ihtilalinden sonra Beyaz Saray ne oldu oranın akıbeti? Yani işte ondan sonra o şey başbakan olunca Mesut Yılmaz ondan sonra bizi oradan işte çıkardı. Çıkardı. Biz işte ondan sonra buraya geldik. Sonra bu burada Beyaz buradan devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama eski şeyimiz yok. Ya o eski becerimiz, eski çalışkanlığımız, eski satışımız, onlar kaldı orada. Peki o dönemde Cağaloğlu'nda da zaten Cağaloğlu'ndan tabii, yayılmış. Tabii. Cağaloğlu'nda da o zaman bayağı yayıncı vardı yani. İslami yayıncılık o taraf. Sönmez. Cağaloğlu Yayın Evi, Yağmur Yayın Evi,
efendim Tüken Yayın Evi, Töker Yayın Evi, efendim Bedir Yayın Evi, Şevket Ege. Ha bak, Şevket Ege de zaman zaman çok o BSR'e o da çok gelirdi. O da gelir orada, gençlerle çok konuşurlardı. Sonra Şevket Ege ile ben böyle oldum, o da ayrı bir dert yani. Evet, böyle enteresan şeyler. Evet, daha sorun bakalım. Peki diğer ideolojideki görüş, diğer görüşlerdeki yayın evi sahipleriyle nasıl bir irtibatınız vardı? Mesela biz, sol görüşler, mesela bakın ben Anadolu'ya ben çıkıyordum. Anadolu'da bütün yayın evleriyle alışverişim oluyordu. Ülkücülerle de alışverişim oldu. Solcu yayın evlerine de girerdi. Mesela solculara Konya'da gittim bir gün. Solcu yayın evine girdim. Ben bir lügat çıkarmıştım o zaman, büyük Arapçılık o, paçoma büyük bir şey. Şimdi o lügatı bu beyefendi basıyor. Ondan sonra gittim solcu dükkana. Dedim ki ben böyle böyle bir kitap bastım. Kaç yapıyorsun? %30 dedi. İyi dedi, 10 tane getir bana dedi. Geldim gittim, dedim ki siz, baktım orada Kur'an var dükkanda. Dedim sen Kur'an'da satıyorsun. Satıyoruz dedi. Solcular nasıl satır Kur'an, satmazlar dedim. Ben satıyorum dedi. Gittim 10 tane Kur'an getirdim, sattım. Sonra geldim bizim Zeki Sakalı diye meşhur oranın en eski kitapçısı. Bana, oğlum sen orayı nasıl sattın onları dedi. Sattım dedi. Sattım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütün oradaki solcusuyla, sağcısıyla hepsinin dükkana girerdim. Hatta ülkücülerle kavga ederdik. Ben Erbakan'ı savunurum, onlar Türkiye'yi savunurlardı. Ama o siyasi kavga orada kalırdı. Ama kitapçılık devam ederdi. Öyleydik yani biz. Beyazsaray'da da öyle oldu. O ülkücülerle hepimiz bir aradaydık. Kendi aramızda kavga etmezdik biz. Anlaşırdık. Ama dışarıdan talebeler kışkırtılırdı. O talebeler kışkırtılan talebeler gelirdi. Böyle pata kitap bazı şeyler olurdu yani. Evet. İlk bastığınız kitapların çoğu çeviri kitaplar. Zaten o zaman telif yoktu Türkiye'de. İşte Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin, Hamidullah'ın, buna benzer eski yazarların, o eski Arapların kitapları tercüme edilirdi ve satılırdı. Aman yarabbim, aman yarabbim. Sonra, şimdi bak tercüme çok az. Yani çok ne az tercüme, sonra? Tamamen telif. Ne zamandan yani bezi sonra yazarlandı. Telif? Aşağı yukarı 80'lerden tarafa başladı. Şimdi şu 10-15 senedir de bayağı çoğaldı yani. Artık yabancı kitaplardan ziyade kendi telifleri, yazarlarımızın kitaplarını basıp satıyoruz. Peki böyle biraz daha genel bir soru sormak istiyorum. Beyaz Saray'daki o ortam, o anlattığınız işte birçok yazar geliyor orada sohbet ediyoruz dediğiniz kitaplar satılıyor. Bu Türkiye'deki ya da İstanbul'daki Müslümanların düşünsel dünyasına nasıl bir katkıda bulunmuştu o mekan? Şimdi tabii herkesin kendine göre bir müşterisi var. O müşteriler o fikre, o kafaya, o yapıya sahipti. Onlarla çalışırlardı. Mesela ülkücüler ülkücülerle çalışıyordu. Akıncılar bizimle çalışırdı veya bizim gibi olanlarla çalışırdı. Yani farklı farklı yerlerden, hatta bazen ülkücülerden bize gelip bazı kitaplarımızı alanlar da olurdu yani Anadolu'dan. Öyle bir ayrım yoktu. Ama bazen de işte bir hadise olurdu. Birisi birisine bir şey derdi. Ondan sonra bir karışıklık olurdu. Ama kitapçılar bünyesinde kendi aralarında öyle bir kavgalar çok enderdir yani. Çok olsa da binde bir tane olmuştur ya. Peki en çok sattığınız kitap hangisiydi o dönemde? Bizim mi? Evet, Gonca yayını. Gonca'nın. Benim o anda en çok sattığım kitap Fıkhı Sire'ydi. Fıkhı Sire diye bir kitap basmıştım. Evet. O kitap, en fazla satılan kitabım oydu. Ondan sonra kitaplar da o zaman satılıyordu zaten. Hangi kitap basarsan satılıyordu yani. Hiçbir kitap elimizde kalmamıştır ama 80'den sonra bastığımız çok kitaplar halen depomuzdadır yani. 80'den sonra okuma 80'den oranı... 80'den sonra duraklamaya böyle yavaş yavaş o duraklamalar oldu ya. Yani. O zaman böyle bir geriye doğru son bir soru sormak istiyorum genel bir toparlayıcı. Siz şimdi burada bütün okuyucu kitlesini de görüyorsunuz aslında yani biraz kalbindesiniz işin. O geçmiş günlerle bugünü kıyaslarsanız nasıl bir... Başta biraz bahsettiniz ama nasıl bir okuma O günkü okuyucu şuurlu bir okuyucuydu. Kitabı okuyordu
mücadele ediyordu. Kendini savunuyordu. Ama bir gün şeyden başka bir şey yok gençlerin cebinde. Telefondan başka bir şey yok ki. Kitap okusun da kendisini savunsun. O zaman bilinçli, solcu da bilinçliydi. Mesela ben solcularla böyle şey yaptığımız konularda gelirdik. Kadın konusunda birleşemezdik. Kadın konusunu kabul etmezlerdi onlar. Ama diğer iktisadi yönden çok şeylerde anlaşırdık. Peki çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hasan Bey'e çok sağ olun, teşekkür ederiz. Verimli bir konuşmaydı bizim için.